Allah bizi yaratmadan önce ne yapıyordu? Buna da karşılaştığınız sorulardan birisi değil mi bu da? Şimdi bakın, Allah'ı kıyası bir nefs dediğimiz, yani kendin gibi düşünmek insanı dalalete en çok götüren şeylerden biridir. Bu yüzden zaten Allah'ın esbasını düşünmek uygunken zatını düşünmek yasaklanmış. Çünkü düşünebileceğin hiçbir materyal yok ortada, Allah'ın zatını. Şimdi biz Allah'ı kendimiz gibi muhakeme ederekten ciddi bir dalalete düşüyoruz. Allah kendi yarattığı zaman kavramına kendisi tabi olur mu? Olmaması lazım değil mi? Şu kameranın mucidi ben olsam, kim üretti kamerayı? Ben ürettim. Kameranın en büyük özelliği gözü değil mi, merceği? Peki kameranın fişini çektiğimde benim de görme kabiliyetim gider mi? Gitmez. Niye? Çünkü ben sanatkarım, o sanat. Biz birbirimize bağlı değiliz bu şekilde. Şimdi Allah'ın yarattığı zaman bir sanat eseri, bir mahluk. Allah'ın zatını yarattığı mahlukun içine koymaya çalışıyorlar. Şu benim sanatımsa, ben onun fişini çekince kör olmayacaksam demek ki bu tür bağlantılar mantıklı değil. Çünkü sanatkar sanatına benzemez. Marangoz yaptığı masaya benzer mi? Benzemez. Mimar yaptığı binaya benzer mi? Benzemez. Allah da kendi yarattığı zamana benzemez. Bir gün sizlerle otursak ve ben bir soru sorsam, desem ki ya arkadaş, Allah Azze ve Celle acaba yağmurdan etkilenir mi, ıslanır mı haşa desem, ne dersiniz? Ya çok abes görürsünüz değil mi bu soruyu? Ya böyle soru mu olur ya? Yağmur dediğin Allah'ın yarattığı mahluk, Allah yarattığı mahluktan etkilenir mi dersin değil mi? Ben de diyorum ki zaman da aynı. Yağmuru da yaratan Allah, zamanı da yaratan Allah. Yarattığı yağmurdan, güneşten nasıl etkilenmiyor? Demek ki yarattığı zamandan da o şekilde etkilenmeyecektir. Çünkü zaman bir mahluktur, yaratılmıştır. İyi anlamamız lazım. Evvel ahir sana bana, zaman mekan sana bana. Yemez içmez zaman geçmez cümleden beridir Allah. Ya şimdi madem Allah zaman denizinin içerisindeki akışa tabi değil ise Allah için önce ve sonra soruları sorulabilir mi? Sorulamaz. Bakın biz bunu kendi hayatımızda da yapıyoruz. Mesela bazen arkadaş diyor ki hamdolsun diyor ya şu hizmetteyim diyor. Acaba diyor kim bana geçmişte dua etti ki o dua şimdi kabul oldu diyor. Geçmişte olduğunu nereden biliyorsun? Belki sen 80 yaşına geldiğinde biri sana dua edecek. O dua şimdi kabul olacak. Çünkü Allah için geçmiş gelecek yok. Geçmiş gelecek sana bana. Allah için önce sonra yok. Önce sonra sana bana. Biz 20 yıl sonra edilecek bir duayı şimdiden de yaşıyor olabiliriz. Çünkü Allah'a zaman kavramı yok. Şimdi düşünün, benim ezberimde bir şiir var. Nerede şiir? İlmimde. Tamamı var mı şiirin? Tamamı var değil mi? Zannederdim aşkımı bir şuha bağlarsam geçer. Yâr eliyle yâremi bir kere dağlarsam geçer. Bitmiyor ahu figanım bülbülü şeyda gibi. Geçmiyor gülmekle hüznüm belki ağlarsam geçer. Şimdi 4 mısralık şiir mi? Şiir. Ben bunu kağıda döksem bir sırayla dökmek zorundayım değil mi? Birinci satır, ikinci satır, üçüncü satır, dördüncü satır. Kağıda döktüğümde sırası olması lazım. Peki bu şiir benim ilmimde sıralı halde mi? Hayır, aynı anda tamamı var. Ben bunu zaman denizine akıttığım zaman bir sıra söz konusu. Ama ilmimde olduğunda şiirin tamamı bende mevcut. Allah'ın ezeli ilminde bizim şimdimiz, öncemiz, evvelimiz, ahirimiz, atamız, ötemiz, geleceğimiz, istikbalimiz, mazimiz tamamı bir an olarak mevcutken zaman denizine Allah yazarken sıralı yazıyor. Haşa, Allah da zamana tabi olduğunu zannettiğimizden Allah bizi yaratmadan önce ne yapıyordu gibi yine mantıksız bir soru soruyoruz.